başlayalım o zaman. Bugün e, yine her hafta yaptığımız webinarlardan birini e, icra edeceğiz. Bu hafta aslında ikincisi oluyor. Yani bayram sonrası, bayram haftası yapamadık diye bu hafta iki tane yapalım dedik. Bir tanesi salı günüydü, bir tanesi bugün. E, yaklaşık 35 dakika sürecek bu webinar. Aslında yıl sonunda yapmayı planladığımız işte bu yıl neler öğrendik siber saldırılardan neler öğrendik serisinin aslında böyle bir demosu gibi düşünebilirsiniz. Aslında bunu Ocak ayının ikinci haftası daha geniş belki bir webinar değil de eğitim tarzında biraz daha detaylarını eklediğimiz şekilde yapacağız. Sektörel olarak da yapmayı düşünüyoruz. Özellikle finans sektörü bu konuda çok çok fazla ilgili olduğu için o sektöre biraz daha özel bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Umarım herkesin sağlığı sıhhati yerindedir. Yine İstanbul'da inanılmaz sıcak bir gündeyiz. Dışarıda gezen dışarıda dolaşan arkadaşlar varsa onlara da dikkatli olmalarını söylemekte fayda var ajandamızda ne var? Dediğim gibi 35 dakika sürmesini planlıyorum. Sorularınız olursa onlarla birlikte yine 45-50 dakikaya kadar varabiliriz ama normal webinarlarımızdan biraz daha kısa bir süre bu. Bu gün yani bu süre zarfında son 6 ayda gerçekleştirilen, son 6 ayda son 7 ayda gerçekleştirilen ve dikkat çeken bazı siber güvenlik olaylarından neler öğrendik? Biz benzeri şeyleri yaşamama adına ne tip önlemler alabiliriz? Bunlardan aslında bahsedeceğim. İşte biraz olayları Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı hatırlatma babında geçeceğim. Ondan sonra case by case 5-6 tane farklı olayda aslında ne oldu? Biz bunu nasıl tespit edebilirdik? Ve biz bunu nasıl engelleyebilirdik? Bakış açılarından temel bazı şeyler söylemeye çalışacağım. En sonunda da yine bir toparlama babında. Evet ben böyle bir siber güvenlik Yöneticisi olsaydım ya da bu işi yapan bir operasyon görevlisi olsaydım neler yapardım önümüzdeki 6 ayda bunlara değinmeye çalışacağım. Ee, amacımız şu aslında burada hani aviation yani havacılık sektörünü örnek olarak koydum çünkü bu sektörde yani bizim gibi sektörlerde hatalarından en fazla öğrenen ve öğrenmesi gereken sektör aslında havacılık sektörü ve ortada gördüğünüz gibi işte 70'lerde başlayan bir öğrenme sürecinin 2020'ye geldiğinde sıfır değil ama sıfıra yakın bir hata payıyla devam ettiğini görüyoruz. Bunu çok değerli buluyorum çünkü hani uçak kazaları gerçekten hani toplu ölümlerin toplu ölümlere sebep olan önemli kazalar olduğundan dolayı her kaza sonrasında bir sürü bu uçakların içerisinden çıkartılan işte kara kutulardan vesaireden bir sürü detay bilgi çıkıyor ve onlar bir sonraki kazaların yaşanmasını engellemek amacıyla bir sürü yerde paylaşılıyor ve kontrol listeleri oluşturuluyor. Bizim aslında sektör olarak biraz buradan bir şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Biz siber güvenlik sektörü olarak en fazla olayın yaşandığı yani hani birazdan rakamları açtığımda görürsünüz günde onlarca, yüzlerce, yılda binlerce, belki on binlerce farklı olayın yaşandığı bir sektörde hala tam manasıyla ders çıkartamıyoruz ya da çıkarttığımız dersleri uygulama, uygulayamadığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla bizim bu havacılık sektöründen öğrenmemiz gereken çok şey e, olduğunu düşünüyorum. Ben de bu sunumda aslında yaşanan bu siber güvenlik olayları ne olsaydı yaşanmaz diye değinmeye çalışacağım. Tekrar tekrar aynı şeyi belki söylüyorum ama hani sunumun ...amacını bu şekilde belirtmekte fayda var. Ee, bu sunuma özel bir... ...ön bilgilendirme e, geçmek istiyorum. Sunumda geçen firmalar, markalar... ...vesaireler tamamı sağdan soldan... ...kimi Deep web'ten, kimi... E, surf web'ten haber sitelerinden... ...alınmış ve herhangi bir şekilde... ...bizim BGA olarak... E, ...iş yaptığımız, üzerinde... ...incident response hizmeti verdiğimiz... ...kurumların ismi ya da... ...yöntemi geçmiyor. Buna özellikle... E, ...değinmekte fayda var. Çünkü... Bazen aynı yöntemler başka firmalarda yaşandığı için acaba bize yapılan işi mi anlattı? Uzeyfi Hoca gibi böyle e, kulağıma bir şeyler geliyor. Bunu başından belirtmekte fayda var. İkincisi e, olay incelemeleri için kaynak olarak Sokradarın threat share çözümünü kullanıyoruz. Ekranda açacağım, oradan da göstereceğim. Çünkü Türkiye'ye ait ve dünyaya ait bütün siber güvenlik olaylarını kronolojik olarak tutan e, benim en azından ulaşabildiğim en değerli kaynak olduğu için onu kullanıyoruz. Üçüncüsü e, bu sunum internette bulunamayacak herhangi bir bilgi içermemektedir arkadaşlar. Çünkü bazen şöyle geri bildirimler gelebiliyor. E, evet ya bildiğimiz şeyleri anlattınız. Evet biz herkesin bildiği şeyleri anlatıyoruz zaten ama herkes bildiği şeyleri yapmadığı için zaten bu tip şeyleri yaşıyoruz. E, dolayısıyla hani burada böyle çok fantastik, çok işte hiç kimsenin duymadığı bir şeyi anlatacağımı ya da haberler üzerinden bunlara koyduğumuz tecrübe haricinde bir şey anlatacağımızı düşünenler varsa zamanını boşa harcamasına gerek yok e, diyelim. Burada bir anım vardı. Ben Ankara'da eğitim verirken 2014-2015'te yanlış hatırlamıyorsam a, TCP IP ve ağ güvenliği eğitimi veriyorum. Çok a, a, temel seviye yani fundamental bir eğitim ama çok ağır bir eğitim. Çünkü kimse yani networkçiler işte bu Cisco'nun CCNA'yı vesaire CCNP'si bu temele gelenlerin bile birçoğunun temel network bilgisinin eksik olduğu için uzun yıllar verdiğim bir eğitimdi. Eğitim bitti. Arkadaşlardan birisi geldi dedi ki ya hocam dedi iyi güzel anlattınız da dedi. Bunların dedi hepsi internette var dedi. Yani ben de hani şey diyebildim ya internette olmayan bir şey var mı anlatabileceğimiz? Hani bu bu bu, bu yaklaşım biraz böyle farklı oluyor. İnsanlar e, bu saldırılarda işte anlattığımız zaman çok basit bir şeyler görünce aa bu kadar mı basitmiş? Biz aslında şöyle düşünmüştük. Evet ben 20 yıldır bu işi yapıyorum ve Gördüğüm saldırıların %99'u çok temel güvenlik önlemleri alınmadığı için yaşanıyor. Filmlerde gördüğünüz senaryoları biz çok nadir olaylarda son 1-2 senede yaşamaya başladık ama genelinde aslında çok temel problemleri çözersek aslında engellemiş oluruz. Şimdi Türkiye'de ve dünyada neler oldu, neler olmadı ki? Yani artık takip etmek gerçekten zorlaşmaya başladı. Ama şunu söyleyebiliriz, yani ben dediğim gibi yaklaşık 10 yıldır ciddi ciddi bu işleri takip ediyorum. Ondan önceki 10 yılda çok gündemi, siber güvenlik gündemini takip etmiyordum. Daha çok operasyonel işlerde yer aldığım için dünyada ne olduğu benim için önemli değildi. Benim belli gayetlerim vardı, belli sıkılaştırma politikaları vardı. Bunları yapıp kendimi güvende hissederdim. Ama son 10 yılda işte daha fazla gündemi takip ediyorum. Daha fazla siber güvenlikle ilgili neler yaşanıyor, gelecekte neler yaşanacak bunları tahmin edebilme adına daha fazla bir takibim var. Dolayısıyla şunu söyleyebiliyorum. Evet, 5 sene öncesiyle karşılaştırdığımızda gündemimiz bambaşka bir yere geçti. Bundan 5 sene önce biz böyle tane tane işte Swift saldırıları olurdu. O çok büyük olaylar derdik. Bir de biraz tehdit aktörlerinin para kazanma yöntemini keşfettiğini söyleyebiliriz. Bunun da Öncüsü maalesef ransomware saldırıları oldu. Sol tarafta işte ransomware saldırıları ile ilgili yıllara göre ödenenleri görüyorsunuz. Bunu onunla çarpmanız gerektiğini söylüyorum ben. Yani geçen sene aslında biz 450 milyon dolar para ödemişiz. 4,5 milyar dolar civarında düşünebilirsiniz. Bunlar çok yüksek rakamlar, çok büyük paralar. Bunların gelecek önümüzdeki iki yılda devam edeceğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Ransomware'i biraz böyle eski kafayla şöyle yorumlayan çok arkadaş oluyor. İşte phishing üzerinden geliyor dolayısıyla hani bize biz bütün önlemlerimizi aldık ya da ransomware işte sağ sola RDP tarıyorlar. RDP üzerinden giriyorlar. Değil. Hayır bugün Türkiye'de dahil bankalar dahil olmak üzere ransomware problemleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Bunun da temel sebebi aslında Covid'de herkes uzaktan çalışmaya başladı. Çok fazla böyle entegre çalışmaya başladık. Çok fazla bizim şey yabancıların supply chain dediği, bizim third party vendor dediğimiz yani ne diyelim tedarikçilerimiz üzerinden gelen saldırılar inanılmaz oranda artmaya başladı. Bunun da temel kaynağı phishing değil arkadaşlar. Phishing biraz bu saldırılarda saldırı yöntemlerinde biraz gerilerde kalmaya başladı. Daha çok remote code execution olarak adlandırdığımız yani uzaktan çalıştırılan uzaktan kod çalıştırma zafiyetleri inanılmaz derecede arttı. Bu bununla birlikte insanlar aynı anda dünyada binlerce, on binlerce firmayı tek seferde hackleyebilmeye başladılar. Dolayısıyla bu tarafta hani hepsi birbiriyle ilişkili. Yani remote code execution zafiyetleri artıyor, supply chain zafiyetleri artıyor. Bununla birlikte bu işten para kazanan ransom vericiler vesaireler çok çok daha fazla bu işi yapmaya başlıyorlar. Bir yandan da hiç unutmadığımız, unutamadığımız DDoS saldırılar var. Bunlar mevsimseldir. Bu Haziran-Temmuz ayında bir artış yaptı. Tahmin ediyorum ki Eylül'ün ikinci haftası, Ekim hatta artık şey bile verebiliyoruz, hafta bile verebiliyoruz. Nereden biliyorsunuz derseniz hani gündemi takip ediyoruz. Son beş yılda yapılan saldırıları az buçuk biliyoruz. Belli bölgelerde bu başlıyor. Balkanlardan doğru buraya doğru geliyor. Bizim Türkiye'de 5-6 bankayı genelde hedef alıyorlar. Tabiri caizse onları tokatlıyorlar ondan sonra. Middle East'e gidiyorlar. Oradan da Epek yani Uzak Doğu'ya gidiyorlar. Dolayısıyla bu sene böyle bir e, ne diyelim Balkanlardan gelen didos havasının devam edeceğini, elletim gibi artarak e, üzerimize geleceğini çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Biraz böyle Türkiye'de ve dünyada detayında neler oldu bunlara e, bakmak istiyorum. Bunun için dediğim gibi e, kullandığım e, yazılım hani Sokradar'ın Tretşehir, şey lokal şehir özelliği. İşte burada e, bu sene itibariyle, ekranım gözüküyordur e, diye ümit ediyorum, bu sene itibariyle Türkiye'de 6 ayda yaklaşık e, 400 civarında, 420 civarında olay olmuş. Bu olayların yine yaklaşık onda birini KVK'nın sitesinde görüyoruz. Birçoğunun başvurmadığını, başvuranların da bir kısmının aslında e, yayınlanmadığını biliyoruz. Bunun dediğim gibi sebepleri açıklanmadığı için açıkçası bilmiyoruz. Ama Türkiye'yi etkileyen, Türkiye'yi hedefleyen, belki birçoğunuzun haberlerde çoğunluğunu görmediği çok fazla şey oluyor. Bunlar aslında son kullanıcı olarak bizleri de etkiliyor diyebiliriz. Aşağı doğru indiğimizde hani şurada benim özellikle değindiğim bazı şeyler vardı. İşte mesela bir telekom firmasının işte milyonluk bir verisi satışa çıkmış. Bana ne bundan dediğiniz zaman şu oluyor. Sizin burada telefon numaranız, mail adresiniz, belki adres bilginiz yer alıyor. Başka bir yerde mail adresinizde başka bir bilgi yer alıyor. İnsanlar yani saldırganlar, kötü niyetli insanlar bunları alıp birleştirip aslında phishing aktivitelerinde ya da fraud aktivitelerinde çok fazla şekilde kullanıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de son 6 ayda iki tane konu çok ön plana çıktı. Bunlardan biri tahmin edeceğiniz üzere ransomware saldırısı. İkincisi veri sızıntısı. Yani benim şu ana kadar son 10 senede görmediğim kadar e, veri sızıntısını Türkiye'de görüyoruz ve e, özellikle hosting firmalarını hedef alıyorlar. Özellikle bu hani supply chain dediğimiz yani şöyle düşünebilirsiniz. Bir köyün halkını zehirlemek isteyen, komple köyün halkını, şehrin halkını zehirlemek isteyen bir insanın yapacağı en kötülük, en kötü şey nedir? Gidip e, su kaynağını zehirlemektir, barajı zehirlemektir değil mi? Aynen onun gibi. Yani burada kaynağı zehirledikleri zaman buradan binlerce, on binlerce firmanın etkilendiğini biz görüyoruz. İşte burada yetkisiz ağ erişimi, ransomware bulaştırmadan önce bir e, kargo şirketine ait network'üne erişim elde etmişler. Onu satıyorlar. Türkiye'deki et, etizel hizmet veren ara firmaların veri tabanlarını almışlar buradan işte bilinen e-ticaret firmaların meşirlerini sanki hacklenmiş gibi satmaya çalışıyorlar. İşte bir tane holdingin, yönetim kurulunun odasının kamerasına kadar girip ekran görüntüsünü almışlar. Bunları neden yayınlıyorlar? Bunları parayı alabilmek için yayınlıyorlar. İşte Türkiye'de faaliyet gösteren 40 bin tane web sayfasının verileri satışta. Bu 40 bin tane web sayfasını şöyle yayabilirsiniz. Yani bu 40 bin tane web sayfası bizim kullandığımız belki bir bankanın, belki bir e-ticaret sitesinin reklam amaçlı açtığı web sayfası da olabilir. Yani o 40 bin tane sitenin hangisinin bize ait olduğu hangisinde verimizin olduğunu bilmiyorsunuz. İnanılmaz bir veri sızıntısı olduğu için burada hesaplama yapamıyoruz aslında. Bazen de bu deep web'de bankalara aitmiş gibi sahte veriler satışa çıkıyor. Şu an çok popüler olduğundan dolayı bunu da göstermek istedim. Dolayısıyla her haberi hemen böyle gördüğümüz haberi intel diye paylaşmak doğru değil. Bir verification, bir doğrulama sürecinden geçirmekte e, fayda var. Ondan sonra işte sigortacıların verileri satışa çıkmış. İşte bir banka ve seyahat sitelerinin kaynak kodları satışa çıkmış. Bu mesela çok önemli bir case'di. E, ilgili kişi third party bir developer'ın website, developer'ın e, bilgisayarını ele geçirip oradan GitHub ya da işte bunun benzeri Microsoft'un muadili sistemlere erişip oradaki kaynak kodlarını satışa çıkartmıştı. Hiç o kurumların belki hiçbir güvenlik problemi yok ama kaynak kodu geliştirdiğiniz yerde bunlar başınıza gelebiliyor. İşte SAP şirketi yani yüzlerce firmaya hizmet veren bir SAP şirketi ele geçirildi. İşte Türkiye'nin LinkedIn veri tabanı ele geçirildi. İşte 40 milyon kişisel verişimiz satışa çıkartıldı, işte Fener Yuma ait müşteri veri tabanı sızdırıldı, sadece hosting eklendiği gibi bir sürü böyle şeyleri görebiliyorsunuz. Yani Türkiye'de aslında çok fazla sayıda bu tip olaylar oluyor ama bunların büyük bir çoğunluğu hem medyaya çıkmıyor hem KVK'da yayınlanmıyor hem de bir şekilde çok duyulmuyor ama bunların hemen hemen birçoğu bizim kendi firmamızı da etkileyecek cinsten şeyler. Biraz buradan şeye geçmekte fayda var. Hani bu işin dünyasında ne oluyor? Bakın burada 7423 tane Sokradar analistleri kayıt almış. Yani 7423 hadi ufak bir, bir %5'lik kısmı bunun hatalı olduğunu varsayalım. 7200 6 aya böldüğünüzde 6 kere 70 mi oluyor? 6 kere 7 42 yok. 6 kere 8 6 kere <laughs> 6 kere 12 pardon. Yani ayda yaklaşık 120 tane global çapta bilinen firmanın güvenlik problemi yaşadığını söyleyebiliriz. Bunların sektörleri dağıtık, ülkeleri dağıtık. Belli ülkeler daha fazla hedef alınıyor ama hepsini ortalama böyle bir süzgeçten geçirdiğimizde bir, zafiyet yönetimi eksikliği ortaya çıkıyor. İkincisi, uzaktan çalışma çok yoğunlaştığı için insanların firewall kurallarıydı vesaire aldığı güvenlik önlemleri ve bunların değişikliklerinin kontrolsüzlüğü ortaya çıkıyor. Üçüncüsü yine her zaman söylediğimiz gibi supply chain ve web uygulamaları. Tabii web uygulamalarını artık saymıyoruz ama hala en temel zafiyetlerin çıktığı ve en temel güvenlik problemlerinin olduğu yerler web uygulamaları. Orası artık hani düzene girmiş her sene aynı şeyler oluyor. Baktığınızda çok büyük uygulamaların, çok büyük firmaların, çok büyük bankaların globalde buralara kayıtlarının düştüğünü görebiliyorsunuz. Bunların hepsinin bize hatırlatması gereken bir şey varsa o da şudur. Eskiden şunu söyleyebiliyorduk ya bizim sektörümüz çok gözalt yani göz önünde değil ve biz hedef olmayız. Bizim ülkemiz çok fazla saldırıların hedefi değil. Bunları rahatlıkla belki söyleyebiliyorduk. Şu an tehdit aktörlerinin sayısı çok arttığı için her birisi belli ülkeyi, her birisi belli sektörü paylaşmış ve bütün sektörlere topyekün bir sanki savaş açmış gibi bir izlenim var. Bunun da temel sebebi aslında ciddi paraların kazanılıyor olması. Yani dünyada ve Türkiye'de çok fazla olay olduğunu söyleyebiliriz. Bunları da derleyip topladığımızda 3-4 tane ana başlıkta bunları kabul edebiliriz. En temeli de bunların hani ne kadar güvenliğinizi alırsanız alın, ne kadar yatırım yaparsanız yapın, e, hizmet aldığınız, hizmet verdiğiniz, ilişkide olduğunuz, tedarikçiniz, iştirakiniz aynı sizin güvenliğinizde değilse, siz de aynı şekilde bu güvenlik problemleriyle mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Bunu hep böyle eskiden e, konuştuğumuz, örnek verdiğimiz bir klişe cümle vardır. İşte zincirin en zayıf halkası tam manasıyla buraya uyuyor. Zincirin en zayıf halkasına biz 4-5 yıldır, Son kullanıcı, çalışanlar diyorduk. Şu an artık son kullanıcı değil, tedarikçi zinciri oldu. Dolayısıyla hizmet aldığınız firmalara mutlaka denetim raporlarını sorun. VPN verdiğiniz firmaları mutlaka belli güvenlik kontrollerden geçirildiğinden emin olmanızda fayda var. Yani bu üstü kapalı söylemiyorum. Çok fazla olay bu şekilde yaşanıyor. Peki. Güvenlik zafiyetleri açısından ne oldu? 2021 yılı çok zengin bir yıl oldu güvenlik zafiyetleri açısından. Önce exchange zafiyetleri çıktı. İşte VMware'de zafiyetler çıktı. Excel'in i̇şte file transfer programında çok kritik zafiyetler çıktı. Bu kritik zafiyetleri yani remote code Execution'ı şundan dolayı önemsiyorum. Bazıları penetrasyon testlerinde çıkmayabilir. Bazıları Nessus'ta, Qualys'te güvenlik tarama programlarında çıkmayabilir. Biz Türkiye'de Ara ara rast geliyoruz. Yani koca koca bankalar, koca koca kurumların, kamu kurumlarının vesairesinin internete açık sistemlerinde otomatik taramalarda çıkmayan, çok detaylı bakılmadığına çıkmayacak böyle kod egzeküsünün zafiyetlerine denk geliyorsunuz. Bunlar şaşırtıcı mı? Evet 2021 yılında şaşırtıcı gelebilir ama o kadar çok çıktı ki artık bu tip ne sustu, şuydu, buydu. Ya takip edemiyor ya tespit etmek için gerekli paketleri gönderdiğinde karşı tarafta aradaki şeyler bunları engelliyor ama bunu çok net bir şekilde söyleyebiliyoruz ki hani internete açık yüzeyinizi daha fazla, daha sık kontrol etmenizde fayda var. Sadece sizin değil, tedarikçilerinizin de diyebiliriz. Bir de e, bu remote code execution zafiyetleri direkt böyle internet üzerinden istismar edilebildiği için şu an saldırganların elinde işte sol tarafta gösterdiğim exchange zafiyeti çıktığındaki case'i, sağ tarafta gösterdiğim de exim zafiyeti. Milyonlarca IP adresi, milyonlarca firma şu an ransomware veri bulaştırılmayı, the veri sınıfı için bekliyor. Bunu aslında biz hani şöyle söylüyorum benim kişisel görüşüm, nasıl ki temel güvenliğimizi işte polisi, jandarması, kolluk kuvvetleri diyelim sağlıyorsa, temel seviyede devletler de kendi ülkelerindeki kurumların güvenliğini sağlama konusunda inisiyete üstlenmediği takdirde bu sorunu çözemeyiz. Yani bunu net olarak belirtmekte fayda var. Peki olaylardan ne tip dersler çıkartabiliriz? Yani bir sürü şey yaşanıyor. Evet bu artık üçüncü sayfa haberine düşmüş durumda. Dolayısıyla evet önemli bilmemiz ama biz bundan ne çıkartabiliriz? Burada olaylara bakış açımız işte ne oldu? neden oldu, nasıl oldu, ben bunu nasıl erken tespit edebilirdim da daha da ötesinde nasıl engelleyebilirdim kısmı ne böyle sormamız lazım. Ben bir olay çıktığında ilk yaptığım şey evet yani ben bundan ne öğrenebilirdim? Bilmediğim ve uygulamadığım, bilmediğim belki bir şey olmayabilir ama uygulamadığım, uygulamakta zorlandığım ne vardı? Ben bunu nasıl yapabilirim? Bütün olaylara bu şekilde bakmakta fayda var. Bu olayları yorumlarken faydalanabileceğiniz bazı metodolojiler var. Hani birçoğunuz biliyordur ama kısa bir tekrar etmekte fayda var. Cyber Kill Chain, Mider Attack Framework, işte Diamond Model, Pyramid of Pain ve Türkiye'de Musibet Bey Security bu olayları anlamak için kullandığımız temel metodolojiler. Evet Musibet Bey Security bizim artık ana mottomuz. Türkiye'de maalesef kimse kendi başına net olarak bir şey gelmeden konuyla ilgili önlem almıyor. Bunu biraz aslında Covid vakalarına da benzetiyorum. Kimse kendi başına ya da yakın çevresine bulaşmadan geçen sene Covid ile ilgili ciddiye almıyordu, önemsemiyordu. Ne zaman ki çember daralmaya başladı, herkes daha fazla bu konuda önlem almaya başladı. Siber güvenlikte de aslında bunun birebir eşlediğini yaşıyoruz. Cyber Kill Chain tek cümleyle söyleyecek olursak bir saldırganın niyet ettikten sonra datayı çıkartmaya kadar ya da zarar vermeye kadar ki adımlarını netleştirdiği böyle işte bir zincir modeli de deniliyor ki bu zinciri ne kadar başta kırarsanız aslında o kadar zararınızı azaltırsınız. Dolayısıyla bilinmesinde fayda olan bir şey. Mitre Attack Framework çok çok önemli. Bir saldırganın sisteme girdikten sonra, girmeden önceki kısımlarını da şu an eklediler ama ağırlıklı girdikten sonraki yapacağı her şeyi modellemişler. Dolayısıyla bir saldırgan ne yapar ne eder adımlarını takip edip kendimiz de buna karşı önlemler alabiliyoruz. Yani bizim için aslında bir ana kütüphane olmuş durumda Mitre Attack Framework'ü önem veriyoruz. Bunları çok uh, değinmeye gerek. Burada bir örnek olay hani Equifax bundan yaklaşık 4 sene önce gerçekleşmiş Amerika'daki en büyük veri sızıntılarından biriydi. 150 milyon civarında insan etkilendi. Onun işte lessons learned kısmından böyle çıkartılan dersleri koydum. Baktığımızda 29 tane ders çıkartmışlar. Yani QFX neyi eksik yaptı da bunlar yaşandığı baktığımızda bunların %80'i bizim temel kontroller olarak adlandırdığımız ama kimsenin dönüp bakmadığı, kimsenin dönüp tenezzül etmedi temel kontroller oluyor. Dolayısıyla bu tarafta şunu söyleyebiliriz ki her konuda biz temel temellere dönmemiz gerekecek. Temellere döndüğümüz zaman şunu söyleyebiliriz ki daha güvenilir, daha güvenli bir ortam oluşturmuş olacağız. Burada biraz olaylardan e, geriye doğru gitmekte fayda var. İşte en son yaşadığımız bütün dünyayı böyle sarsan diyelim hani bilmeyenler için sarsan ama bilenler için çok şaşırtıcı olmayan bir olay. Pegasus casus yazılımı. İşte NSO denilen bir grup var. İsrailli grup. Bunlar devletlere, istihbarat servislerine e, özel yazılımlar satıyor. Bunlar cep telefonlarına işte uzaktan bir şeyler yükleme, onu kamerasını göstermeden açma, mikrofonunu göstermeden açma, işte lokasyonunu takip etme, yani cep telefonunu bir e, virtual ajana dönüştüren yazılımlar bunlar. İşte 50 bin kişinin izlendiğini e, burada gördük. Türkiye'den de, belli ülkelerden de insanların olduğunu gördük. Şimdi bu, burada yani çok fazla soru geliyor bize. İşte özellikle belli e, şirketlerin, tepe yöneticileri acaba bizim de telefonumuz hedef alınmış mıdır? Biz de bunu nasıl engelleyebiliriz? Bir daha nasıl olmasını engelleyebiliriz? Şimdi her olayın bir çözümü yok. Bu olay çok çok kritik bir olay. Yani zero touch exploit dediğimiz yeni bir kavram giriyor hayatımıza. Yani siz telefonunuzda bir linke tıklamadan, linke tıklayarak da olabilir. Bir siteye girdiğinizde de bulaşabilir ama direkt WhatsApp'la sizi aradığınızda, işte bazı uygulamalarla sizi aradığınızda telefona cevap vermeseniz dahi telefonunuzu ele geçiren kritik zafiyetlerin çıktığı böyle gerçekten filmlerde olacak senaryolardan birisi. Bunu mesela basitlik kategorisinden çıkartabiliriz. O basitleri özellikle bu sunuma almadım. Peki burada biz bunu nasıl tespit edebilirdik? Ya özel önceki şunu söylemekte fayda var. Eğer e, kendisini güvene almak isteyen bir tepe yöneticisi vesairesi varsa herkesin kullandığı uygulamaları vesaire kullanırsa bu insanlar bunlar çok daha fazla hedef alınıyorlar. Dolayısıyla bu tarafta devlet görevlilerinin işte WhatsApp kullanması, şu kullanması, bu kullanması çok ilginç geliyor. Yani devlet görevlisi işte bu tip böyle genel uygulamaları kullanmamalı ve evet, tepe yöneticiler biraz daha bu iş için özel geliştirilmiş, daha az hedef alınan uygulamaları kullanmalarını öneririz. Ama bu dediğim gibi bir öneri. Bunun doğrusu da var, yanlışı da var. Daha az kullanılan uygulamanın daha az zafiyeti çıkar varsayımıyla hareket ediyoruz ama daha fazla da hedef alınabilir. Ama diğer taraftan ben şunu düşünüyorum. bir network sorumlusu, bir güvenlik yöneticisiysem bu şirketime geldiğinde benim şirketimi kullandığında, şirketimin network'ünü kullandığında bu o, telefonlar, yöneticilerin telefonları. Ben bunların telefonundaki şüpheli durumları tespit edebilir miyim? Evet edebilirim. Bunun da çıkış tek yolu bir şeyler yüklemeden, pasif olarak yapmak lazım. Huz, huzursuz etmemek lazım bir şeyler yükleyerek telefonlarına. Bu sefer telefonlarımı dinliyorsunuz, izliyorsunuz, şeyi gelebiliyor. DNS paketlerini incelersiniz. Mobile Network'ün IP adreslerini ayrı bir subnetten verirsiniz. O subnetin DNS trafiğini incelediğinizde baktığımızda işte Amnesty International'ın yazdığı rapordaki DNS e, domain isimlerine baktığınızda bunların büyük bir çoğunluğu şüpheli kategorisinde, büyük bir çoğunluğu reputasyonu düşük, büyük bir çoğunluğu yeni alınmış ve başka bir yerlerde geçmeyen domainler olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla burada bir domain white listing, burada bir DNS visibility çözümünüz varsa bu tip saldırılarda aslında şüpheli durumları bir sürü şüpheli durumu önceden engelleyebilirsiniz. Hani bunun haricinde mobil uygulamaya yüklenecek bir şeylerle bu işleri çözmek çok zor. 10 tane uygulama yükleyerek bunu çözemezsiniz. Peki bizi hedef alır mı sorusu? Bu herkese hedef alacak değil. Hani bu size hedef almışsa zaten çok önemli bir iş adamısınız ya da çok önemli bir konumda bürokratsınızdır denilebilir. Erken tespit etmek çok kolay mıydı? Evet dediğim gibi DNS visibility'niz varsa erken tespit edilebilirdi ama engelleme konusunda dediğim gibi yani daha az uygulama kullanarak ya da daha farklı uygulamalar kullanarak bu tip şeylerden korunabilirsiniz. Geriye doğru büyüklük oranında Kaseya ransomware saldırısı bu, bu bahsettiğimiz supply chain saldırılar için çok önemli bir nokta. Çünkü bugün Türkiye'de de benzeri hizmeti veren yüzlerce yer var. Yani siz bir yerden hizmet alıyorsunuz. Onlar size uzaktan bağlanıyorlar, sistemlerinizi yönetiyorlar, peçlerinizi yüklüyorlar. Bir nevi managed services provider olarak adlandırdığımız firmalar. Aslında bunlara siz kendinizi emanet ediyorsunuz ama son 3 ayda, son 4 ayda çok fazla MSSP, MSP yani managed services provider firmasının hedef alındığını gördük. Bu kasaya da ne oldu? Adamlar girdiler, bir zero day, e, buldular ya da bulunmuş bir zero day yakaladılar bir web uygulamasından girip bu Kaseya'nın e, patch basılan, daha doğrusu update basılan e, sunucusuna girip oraya işte update alan sunuculara bir e, zararlı yazılım bastılar ve aynı anda 1500 firma birden eklenmiş oldu. İşte bu bize şunu gösteriyor ki böyle bir saldırıyı kolay kolay engelleyemezsiniz. Çünkü bu sizin update aldığınız bir sistem. Bunlara güvenmek zorundasınızdı artık. hani Güvenmek zorunda değilsiniz bu saatten sonra. Çünkü hani şunu biliyoruz, olanı biliyoruz. Neden olduğunu biliyoruz. Siz bir yerden hizmet alıyorsanız o bir yer bir sürü yere hizmet veriyorsa daha fazla hedef altındadır. Özellikle güvenlik firmaları, özellikle bu tip böyle uzaktan destek sağlayan firmalar bundan sonraki saldırganların ana hedefleri olacağını söyleyebiliriz. Bunu nasıl erken tespit edebilirdiniz? Burada yine DNS visibility'niz olsaydı iyi bir IDR yazılımınız olsaydı bunu erken tespit edebilirdiniz. Ne tekim yani bunu tespit eden Hunter Slaps'in raporlarını okuduğunuzda adamlar çok rahat bir şekilde olduğu gibi bunu tespit etmişler. Bir kısım zararı engelleyebilmişler, bir kısmını engelleyememişler. Dolayısıyla bir visibility'niz olursa bunları tespit etmek için ve zararı azaltmak için bir yönteminiz olur. Nasıl engellenebilir konusuna geldiğinde supply chain saldırıları çok kolay engellenebilir ataklar değil. Çok fazla böyle şeyle oynamanız, çok fazla sistemle oynamanız gereken ataklar. Dolayısıyla minimum düzeyde işte tedarikçiye vereceğiniz erişimleri düzenlemeniz lazım. Verdiğiniz zaman işte bağlanmadıkları zaman kapatmanız lazım gibi böyle temel politikalar yapılabilir. Üçüncü olayımız işte colonial pipeline dediğimiz olay. Bu da Amerika açısından çok önemliydi. Çünkü işte benzin istasyonlarını, gaz istasyonlarını kilometrelerce kuyruk oluşmasına yani vatandaşın hayatına dokunan saldırılar çok önemlidir. Mesela SolarWinds olayı oldu. Çok daha fazla firma etkilendi. Ama vatandaşın direkt böyle hayatını etkilemediği için bu kadar gürültü koparmamıştı siyasetçiler e, katında. Bu ama hemen ne oldu? İşte Biden e, ne yaptı? Bir executive order yayınladı. Ve daha önce yaşanmayan bir şey yaşandı. Burada Colonial Pipeline'da parayı ödediler adamlar e, key aldılar çözmek için. Ama birden bu işi yapan Dark Side grubunun hesapları donduruldu, sunucuları kapatıldı, forumlardan kovuldu ve adamlar açıklama yapmak zorunda kaldı artık bu işi bırakıyoruz diye. Muhtemelen yalan dolan bir açıklamaydı ama böyle bir şey zorlandı. Yani şunu gördük biz. Amerika'da Hükümet istediğini aslında bu ransomware vakalarıyla gayet de iyi mücadele edebiliyormuş. Buradaki case'i arka tarafında FIRE'a incelemişti bildiğim kadarıyla baktığımızda two factor authentication olmayan bir yerde credential stuffing olarak da adlandırdığımız bir saldırıyla username password bulmuşlar. Belki bir botnet'ten bulurlar, belki bir deep bulurlar. Bir username password buluyorlar, onunla sisteme giriyorlar, oradan ilerliyorlar. Yani girdikten sonra ilerlemek çok kolay. Dolayısıyla girdi noktalarını bizim bir şekilde kapatmamız lazım. Yani girdikten sonra içeride yakalamak vesaire mümkün olsa da o girdi noktalarını dışarıdan girdi noktalarını atak yüzeyini minimize etmemiz lazım. Burada nasıl ıı, tespit edilebilirdi bu? Bir kere hani hep şunu söylüyoruz. Bir tek surface management çözümünüz olmalı ve bunun dışarıya açık ıı, bütün uygulamalar, bütün her şeyin two factor authentication olması lazım. Bunu düzenli aralıklarla denetimden geçirmek ıı, gerekiyor. Bunu nasıl erken tespit edebilirdik? Iı, derseniz burada yine aslında iyi bir asset iyi bir kurgulanmış monitoring sistemi olsaydı bu saldırı aslında baktığınızda bayağı öncesinden başlamış. Mayıs 7'de bu iş olmuştu. Yani bir hafta 10 gün öncesinden bu saldırının ayak izlerini biz iyi bir izleme sistemiyle görebilirmişiz. Burada da hani ortaya çıkan bütün saldırılarda şey şu oluyor. Evet dünyada bir SOC, bir MDR, bir visibility rüzgarı esiyor ama hala bunu iyi yapamadığımız hatta yapamadığımızı söyleyebiliriz. Bu konuda da hani bütün dünyada bir eksiklik var yine hani supply chain üzerinden gelen bir saldırı. Axel'in diye bir ürün var. Bunların ürününde bir e, zafiyet çıkıyor. E, bunun önemi şu. Bunu Morgan Stanley kullanmış. işte New Zealand'ın e, Merkez Bankası kullanmış. E, işte Singtel dediğimiz e, Singapur'un en büyük telekom firması kullanmış. Bildiğiniz koaliste vesaire çok büyük firmaların kullandığı file transfer e, yazılımı dolayısıyla binlerce insan 3000 bin firmaydı yanlış hatırlamıyorsam 3000 firmayı aynı anda adamlar hacklemiş oldular. Aynı anda ransomware bulaştırma şansını elde ettiler. Dolayısıyla kullandığınız ya da bir yere outsource ettiğiniz third party bir hizmetin sizin başınıza bela olabileceğini görmek ve göstermekte fayda var. Bunu da yine hani third party üzerine iştirakler ve tedarikçiler üzerine bir plan, bir program uygulayıp onlardan gelecek ataklar üzerinden bir tatbikat yapıp kendiniz e, bu e, potansiyel tehlikeleri çıkartabilirsiniz. Yoksa hani bu tip saldırıların e, bakmayın her üretici kendince şöyle engellerdim, böyle engellerdim diyor ama hepsine baktığınızda en az 40 tane, 50 tane güvenlik çözümü almanız gerekiyor ki onları alsanız da bunları engelleyemeyeceğinizi olay olduktan sonra önce engelleyebiliriz. Diyeceğinizi söyleyebilirim. Dolayısıyla burada yapmamız gereken temel bir şey var. İşte Microsoft'un Azure breach dedi. yani hacklendiğini varsay ve buna göre hareket et. Bunu yapabilmeniz için de devamlı tatbikat yapmanız lazım. Devamlı gerçek hayattaki senaryoları yaşatıp kendi sistemlerinize. Buna işte PICUS vesaire gibi breach atak simülasyon tool'ları da olabilir, manuel de olabilir, open source tool'lar da olabilir. Bunları düzenli yapmaya başladıkça, siz kendi olgunluk seviyenizi arttırıp benzer saldırılardan aslında korunmuş olacaksınız. Sondan bir önceki şeyimiz hafliyum. Ee, bu olay aslında e, Türkiye'yi de çok etkiledi. Burada e, bankalara hizmet veren önemli kurumlardan bir tanesinin e, sistemi de bunun üzerinden eklendi ve bankaya atlamaya çalıştılar, zıplamaya çalıştılar. Bankanın e, monitoring ekibi çok iyi olduğu için alanı tabii yakalamış oldu ama bu zafiyet neydi? İşte Ocak ayı itibariyle biz exchange sunucularda, internet açık exchange sunucularda, two factor authentication olsun ya da olmasın, hani çok fark etmeksizin böyle kritik zafiyetler görmeye başladık. Exchange'iniz internete açıksa bu zafiyetten ekleniyordunuz. Bir kullanıcı bulsun bir yerden otomatik olarak exchange'in bütün database'ini alabiliyordu. İşte bütün yazışmaları alabiliyordu. Çok fazla sayıda firma bundan etkilendi. 250 bin firma vardı. Bunun 30 bininin direkt eklendiğini çok rahat bir şekilde raporlardan Gördü. Türkiye'de de benim gördüm 70-80 tane firma bundan dolayı sıkıntı yaşadı. Buradaki problemimiz de yine remote code execution, internet açık sistemlerin düzenli güvenlik kontrolünden geçirilmesi. Hani buradan girdikten sonra neler yaptığına hiç ilgilenmiyoruz. Çünkü içeriye bir kere girdikten sonra yapabilecekleri e, sınırsız diyebiliriz. Bunu nasıl erken tespit edebiliriz? Bunu engellemesi çok kolay bir şey. Bizim e, işte Center of Internet Security'nin yayınladığı ya da SANS Top 20 dediğimiz böyle 20 kontrol, kritik kontrol listesinin birinci ya da ikinci maddesidir. Yani üçüncü maddesidir. Vulnerability management yapacaksınız. Düzenli olarak internet açık sistemlerinizi taramak size e, yapacağınız 100 bin dolarlık, 500 bin dolarlık yatırımdan daha değerlidir. Yani kaldıraç etkisi çok yüksektir. Yani bunu okey yapamadınız ama iyi bir IPS'iniz varsa ve iyi bir loglama sisteminiz varsa bu saldırıyı çok rahat bir şekilde tespit edebiliriz. Bu çok mesela basit bir saldırı. Yani buradan etkilenen firmaları e, Kızılması gerektiğini düşünüyorum. Normalde evet bir sürü hata yapabilir insanlar, siber güvenlikleri. Ama çok bariz şeylerde bunları hala yapmıyorlarsa sıkıntı büyüyor. Buradan da Türkiye'nin çok etkilendiğini söyleyebiliriz. Bankaların özellikle çalıştığı third parti firmaların exchange'lerinde bu, bu tip zafiyetlerin en az 4-5 tanesinde ben bizzat şahit olmuştum. Geriye doğru gittiğimizde, son olayımızda işte SolarWinds olayında, bu da işte nedir? SolarWinds bütün dünyada işte 18 bin firma, daha doğrusu 30 bin firma var ama 18 bin tanesinin etkilendiği söyleniyor. Kendi network'ümüzü aldığımız ve network'ümüzü yönetmek, network'ümüzü izlemek için kullandığımız ne diyelim hani en değerli şeylerden birisi, çözümlerden birisiydi. İşte birileri Amerika'daki bazı hükümet yazışmalarını okumak için bir yere ulaşmaya çalışıyor. Direkt oraya ulaşamadıkları için gidip böyle Dıdıs'ın Dıdıs'ında bir firma buluyorlar. Orayı hackliyorlar SolarWinds'i ve oradan işte aralarında Cisco'dan tutun da Amerika'daki bütün kamu kurumlarına kadar bütün herkesin network'üne eriştiklerini görüyoruz. Bu olay biraz üzeri kapatıldı ama çok kritik ve bir dönüm noktası olabilecek bir olaydı. Bu da yine bir supply chain saldırısı. Bunu nasıl tespit edebilirdik, nasıl engelleyebilirdik derseniz yine DNS visibility'iniz olsaydı herhangi bir EDR çözümü, herhangi bir EPP çözümü, herhangi bir güvenlik çözümü buna karşı çok bir şey sağlayamaz. Ama bir DNS visibility'niz olsaydı ve sunucu network'ünüzden daha önce hiçbir şekilde bağlanmadığınız, reputasyonu düşük bir alan adına gitme talebi gördüğünüzde ki DNS tunneling vesaire gibi şeyleri de tespit edebiliyor olması lazım. Gördüğünüzde anında burada şüpheli bir davranış var. Bunu yakalayabilirdiniz. Yani çok basit, temel bazı şeylerle aslında bu tip böyle çok kritik zafiyetleri biz erkenden tespit edip erkenden engelleyemesek bile bize getireceği yıkımı azaltabilirdik. Burada sıfır zarar gibi bir şey söz konusu olmuyor. Dolayısıyla bu tarafta hani engellemekten ziyade visibility artırarak DNS visibilityyi konumlandırarak bu tip şeyleri rahatlıkla engelleyebileceğimizi söyleyebiliriz. Türkiye'den örnekler neler? Bir sürü örnek vardı onları çıkarttım. Özellikle finans sektörüne özel yapacağımız etkinlikte kullanmak üzere Türkiye'deki örnekleri de derlediğimizde topladığımızda bir ransomware, iki remote code execution üçüncüsü yine supply chain yani anlattıklarımın tekrarı olacağı için zamanında bitirdiğim için aslında çok üzerine değinmek istemiyorum. Özetleyecek olursak aslında her dönem e, siber saldırılar çeşitleri ve yöntemleri değişse de 2022 yılı sonuna kadar 2023 yılını da belki bunun içerisine katarsak pandeminin uzayacağını varsayarak aşağıdaki saldırıların bizim başımıza daha fazla dert açacağını, bir şeyi önceliklendireceksek bunlara öncelik vermemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Bunlar da supply chain saldırıları, birbirleriyle ilişki aslında ransomware, DDoS, business email compromise saldırıları ve internet üzerinden gelebilecek remote code execution ve zero day kullanım saldırılarını söyleyebiliriz. Peki neler e, yapabiliriz? Hani bu işle ilgili ne somut öneri verelim derseniz. Evet ben kendim olsaydım bu işin yöneticisi hemen şunu yapardım. Bir, Türkiye'de bir siber güvenlik işi yaparken kitabe olarak yapmıyoruz. Esnaf mantığıyla siber güvenlik işi yapıyoruz. Bu kendimle dahil olduğu bugüne kadarki teamüllerin hepsini aslında eleştirmiş oluyorum. Ne demek istiyorum? Sağdan soldan kulaktan duyma bilgilerle yatırım yapıyoruz. Sağdan soldan kulaktan duyma bilgilerle güvenlik çözümleriyle ya da güvenlik işi yapıyoruz. Bunun bir doğrusu var. Demişler ki işte 160 tane madde çıkartmışlar. Bir siber güvenlik seviyesinin olgunluğunu ölçmek için list Cyber Security Framework almış. Alın bunları, temellerini yapın, bakın bu saldırılarda yaşanan saldırıların %80'ini, %90'ını otomatik olarak e, engellemiş olacaksınız. İkincisi, bunu yaptınız mı? İşte Microsoft'un Azure Bridge, yani siber güvenlikte tatbikat, tatbikatını yapmadığınız hiçbir şeyin Çalıştığını varsaymayın. Benim bununla ilgili çok kötü e, tecrübelerim var. Özellikle backup vesaire tarafında. O yüzden çok hassasım bu konuda. Bir firewall mı aldınız? Bir IPS mi aldınız? Bir e, çözüm mi aldınız? Bir SOC hizmeti mi aldınız? Bunun mutlaka tatbikatını yapın. Kağıt üzerinde yazdıklarının çalıştığını görün. Yoksa çok net söyleyebilirim. Kağıt üzerinde gördüğünüzün %50'sini alıyordursunuz. Bu herkes için geçerlidir. İkincisi kendisini hatırlatan konu zafiyet yönetimi. Zafiyet yönetiminizi mutlaka yapın. Dışarıdan ve içeriden aylık hatta haftalık güvenlik taramalarınızı yapın. Çok düşük maliyetli şeydir bu. Hayat kurtarır bu tarafta. SOS hizmeti alan çok sayıda müşterimiz var. Bunlar için özellikle hani buraya katılan arkadaşlar için de söylemekte fayda var. Bir hizmet alıyorsanız mutlaka bu hizmetin doğru zamanda doğru alarmı üreteceğini test ettirin. Yoksa doğru zamanda doğru alarmı almazsınız ve ödediğiniz para boşa gidebilir. Bu herkes için A'sından Z'sine bu hizmeti veren her firma için söylenecek bir şey. SOC hizmeti aldığınız yerden assessment hizmeti almayın. Bu hani conflict of interest olacağı için doğru bir şey değil. Ve bu iş için hani bir erken uyarı sistemi, bir tehdit istihbaratı çözümü kullanın ki dünyada ne oluyor, ne bitiyor, sektör olarak sizinle ilgili neler dönüyor bunları öğrenirsiniz ve bunlara göre önceliklerinizi belirlersiniz. Biraz daha hani esnaf ıı, zihniyetinden biraz daha okullu veya biraz daha bu işin düzenliğine e, girmiş olursunuz. Ve e, çalışanlara ve kendinize, yöneticiseniz kendinize ve çalışanlarınıza düzenli olarak siber güvenlikle ilgili eğitimler aldırın. Eğitim e, şart diyerek de konuyu kapatalım. zamanım biraz e, bitirmiş oldum. E, varsa e, soruları, arkadaşların soruları alalım sonra da kapatalım. Biraz e, üzerine geçmiş oldum. Soruları okuyor mu birisi? Bakayım. Okuyorum evet. hocam ben soruları şimdi. Evet bakıyorum. Hızlı Hı. hızlı okuyorum. Mitre'de adreslenenleri durmaya yönelik pratik bir çözüm var. Mitre'de adreslenenleri durdurmaya yönelik pratik çözümler EPP çözümleri. Büyük oranda piyasada göreceğiniz EPP çözümlerinin büyük bir çoğunluğu artık Mitre uyumlu olduğu için en hızlı ve en kolay şey bir EDR, bir EPP çözümünü implemente edip antivirüslerden bahsetmiyorum. Bu tip böyle Mitre'deki adreslenenleri Şimdi orada 200'e yakın şey var. Teker teker bilmeniz zaten mümkün değil. Bilmenize de gerek yok ama bu EPP yazılımları bu işi güzel güzel yapıyor. Ee, Volkan Ülkü sormuş. Zoom bir Pegasus yazılımı olabilir mi? Bence olamaz. Bence dediğim gibi var. Hani Olsaydı bugüne kadar çıkardı. Çünkü gidip e, Zoom'un Amerika'da kamu kurumları için kullanılma sertifikası aldığını biliyoruz. Orada çok sıkı denetimlerden geçtiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla %99 doğru kabul edebilirsiniz Domain'den kişiye basılan özel sertifika ile kuruma VPN yaptırdığımızda Multi Authentication kullanmasak olur bilebilir miyiz? Sertifika kullanıyorsanız Multi Factor Authentication'a çok çok bence gerek yok. Çok zorlaştırmaya gerek yok. Kullanıcı kolaylığı bakımından bence kabul edilebilir bir şeydir. Kullanıcılarımızda VPN sadece kullanıldığında mı açılmalı? VPN, bence VPN eğer şirkete bağlıysa ve şirket Network kullanıyorsa VPN'siz bir yere bağlanmaması gerekiyor. Yani bütün trafiğin öyle ya da böyle sizin kontrolünüzde geçmesi gerekiyor. Çok net bu konuyla ilgili use case'lerimiz var. Yani çocuğa vermişler, çocuk uh, internette Zoom'a girmiş, derse girmiş, bilgisayara botnet'e ulaşmış. O bilgisayardan üzerindeki username, password, şirkete bağlanan username, password şirketin network'üne bağlanmışlar. Çok basit böyle use case'lerimiz var. Ee, Şenol Çolak demiş, burada dinleyenlerin çoğunun IT yöneticisi olduğunu düşünürsek, kurumlarda uygulanabilecek en önemli güvenlik ürünün, öneminin segmentasyon olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Ee, mikro segmentasyon özellikle yeni nesil işte kullandığımız bu sanallaştırma çözümleriyle ilgili önemli. Ama mikro segmentasyon ya da segmentasyon aslında e, ikinci derecede önemli. Ne demek istiyorum? Adam içeriye girdikten sonra önemli. Bizim birinci derecede yani frontline olarak, öncül olarak konumlandırdığımız şey adamı dışarıdan içeriye sokmamak soktuktan sonra segmentasyon ikinci derecede önemli bir şey ama bir şekilde adam içeriye girdikten sonra segmentasyonu şunu bunu aşmak günümüzde aktif direktör ortamlarında çok çok zor olmuyor. Dolayısıyla çok önemli ama bir önüne biz bunun dışarıdan gelebilecek saldırıları engellemek koyuyoruz. Webinar kayıt yapıldıysa alabilir miyiz demiş Tonay Bey. Bildiğim kadarıyla mail gönderiliyor. Arkasına da yazmış. Başka soru var mıdır? Vallahi Fevzi Büyük güzel soruyu sormuş. Linux ürünlerinde ortaya çıkan CV2021 yani net filter, IP filter şeyinde bunun nasıl bir etkisi olacağını söyleyebilirim. Bunun etkisini önümüzdeki 3-5 yılda açıkçası göreceğiz. Çok can yakacağını düşünüyorum. Çünkü milyonlarca Linux sunucu var. Ve yani update etmek, o patch'i yüklemek %99'unun, hadi 95'inin diyelim aklına gelmeyecektir. Dolayısıyla önümüzdeki dönem Linux sistemlerde canın çok yanacağı, çok fazla case'in yaşanacağı bir dönem olacaktır. Dolayısıyla Linux sisteminiz varsa mutlaka hani daha güvenlidir falan demeyin. O patchlerini ya da işte workaroundlarını yapmaya çalışın. Ee, teşekkür ederiz. Başka soru gördüğüm kadarıyla yok. Bir 30 saniye daha bekleyelim. Ondan sonra sonlandıralım. Okey. Okey. Ee, bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyoruz. Dediğim gibi biraz hızlı, biraz demo oldu. Bunun biraz daha detaylandırılmış halini, yani daha teknik detaylandırılmış halini, işte SOC'de nasıl kural yazarım, işte DNS visibility dediniz ama nedir bunun detayları kısmını muhtemelen bir eğitim formatında yine ücretsiz olarak yapacağız. Katılan bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyelim.